Evet değerli Edesa TV izleyicileri, şu an zor şartlar altında Edesa TV'nin giriş katında yayınlarımıza devam ediyoruz. Deprem özel yayınlarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten zor şartlar altında yayınlarımızı sürdürüyoruz. Farklı çalışma arkadaşlarımız Adıyaman'da farklı çalışmaları yürütüyor. Oradaki son durumu bize aktarıyor. Bizler de Şanlıurfa'daki son durumdan haberdar olmak için şu an Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil'e telefonla canlı bağlantı gerçekleştirdik. Şu an Abdullah Yeşil telefon hattımızda. Evet Sayın Abdullah Yeşil, Şanlıurfa'da son durum hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Kübra Hanım, öncelikle böyle bir imkan sağladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere ve Edesa ailesine. Şimdi Şanlıurfa'da biliyorsun bir felaket yaşadık. Bu tabii Şanlıurfa'ya has bir şey de değil. Bölgede 10 ilimizde oldu. Evet. Elhamdülillah bu diğer illere görünce daha fazla şükrettik. En son 2 gün Adıyaman'da kaldık. Adıyaman hakikaten yerle bir olmuş. Hı hı. Dolayısıyla Şanlıurfa'daki kayıplarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün hemşehrilerimize, akrabalarımıza, yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Şimdi Şanlıurfa'daki temel problem şu anda insanların evlerinde kalamamaları. Biz bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarda Şanlıurfa'da mevcut çadır kentler var. Evet. Bu çadır kentlerin ya halka açılması yahut da bu çadır kentte bulunan çadırların ve konteynerlerin şehir merkezlerine getirilip bu şehir merkezlerinde insanların bu çadırlarda ve konteynerlerde ikamet etmeleri sağlanması gerekiyor. Bu konuda dünden beri hem genel merkezimizde hem de yerelde il başkanlığımızda bazı yetkililerle görüşmeler yaptık. Evet. Ve şu anda Suruç çadır kenti yetersiz olmakla birlikte, ihtiyaçlar giderilmemekle birlikte açık hale getirilmiş durumda. Ancak bizim beklentimiz özellikle Harran ve Akçakale'deki yine çadır kentlerin bir an önce ya açılması ya da bu çadırların oradan alınıp konteynerlerin oradan alınıp halka bir şekilde kullanılmasına sunulması. Yine diğer bir konuda Ceylanpınar'da bulunan iki tane çadır kentimiz var. O çadır kentlerinden bir tanesinde 25 bin kişilik bir çadır kent var. Bir diğerine ise 6 bin ile 9 bin arasında konteyner bir kent var. Dediğimiz gibi yani ya bu çadırları buraya taşıyacağız ya da insanlarımızı oraya taşıyacağız. Özellikle Sayın Valim'den ve yine Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bu konuda çok daha duyarlı olmalarını istiyorum. Urfa'nın bu konuda diğer şehirlerle kıyasladığımızda başka da çok fazla bir problemi yok. İlk günlerde ekmek ve diğer problemler vardı. Fırınların çalışmaması, marketlerin açılmaması. Hı hı. Elhamdülillah Şanlıurfa daha şu anda bu problemler yaşanmıyor. Ancak dediğimiz gibi Şanlıurfa'da şu anda ikamet etme yani barınma konusunda problemler var. İnşallah biz büyük bir milletiz. Hep beraber bu felaketin üstesinden geleceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki bu felaketin boyutu hakikaten çok büyük ve bu felaketi aşabilmemiz için hep beraber el ele verip bu felaketi düzgün bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Peki Sayın yine, Abdullah Yeşil, Şanlıurfa'da siz Gelecek Partisi olarak ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Şu an hala sahada mısınız? Ya da ekipleriniz sahada mı? Şöyle, biz dün ve önceki ilk 4 gün Şanlıurfa'daki aşağı yukarı birçok çadır kurulan yerlere ulaşmaya çalıştık. Elimizdeki malzemeleri bir hasta battaniye dağıtımı yaptık.
Ancak şeyden beri, biz Perşembe gününden beri biraz Adıyaman'a yöneldik. Evet. Yani başta da belirttiğim gibi, yani Şanlıurfa şu anda normalleşme döneminde ve çok büyük bir ihtiyaç yok. Evet. Ancak Adıyaman gerçekten çok kötü durumda. Genel başkanımız da Perşembe günü Adıyaman'a geldi. Orada beraber yaptığımız incelemelerde hakikaten Adıyaman çok zor durumda. Bir hayalet şehre dönüşmüş. Ne elektrik var, ne su var, ne gaz var. Zaten şehir yerle bir olmuş. Onun için biz çalışmalarımızı şu anda Adıyaman'a kaydırmış durumdayız. Peki Sayın Abdullah, Şanlıurfa'da dediniz, vatandaşların hepsi dışarıda, bizim de gördüğümüz itibariyle. Özellikle Bahçeli Evler, Ahmet Ertseven ve Yenişehir bölgesinde çok ciddi hasarlı binalar var. Bu hasarlı binaların tespiti için siz Gelecek Partisi olarak çalışmalar yürütüyor musunuz? Çalışmalar yürütülüyor mu? Tabii ki. Az hasarlı olan binalarda ya da hasar olmayan binalarda vatandaşlar ne zaman binalarına yerleştirilebilecek? Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu teknik bir konu. Bu konuyu valilik ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bir ekip var. Evet. Yine bu ekibin içinde Bayındırlık İskan ve Şehircilik İklim İl Müdürlüğü de var. Bu ekipler şu anda o tespitleri yapmaya çalışıyor, ancak bu çalışmaları daha da hızlandırmamız gerekiyor. Yani mesela şahsen kendimizin oturduğu binaya gelmişler, bunu kabul etmemiz lazım. Ancak birçok binada daha girilmemiş. Dolayısıyla bu koordinasyonu tabii bir teknik olay olduğu için ve kamu görevi olduğu için bir partinin bu tespitleri yapma gibi bir şansı yok. Evet. Ancak Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ve Bayındırlık ve İskan İklim Müdürlüğü bu konuda çalışmaları başlatmış, ancak bu çalışmalar şu anda biraz ağır gidiyor. Bu tespitleri bir an önce yapıp problemli kolonları patlamış, girilmeyecek binaları bir an önce mühürleyip insanların oraya girmemelerini sağlamak gerekiyor. Ve sağlam binalara da sağlam deyip insanlar artık dönerler mi, beklerler mi? Onun için de bu konuda hem deprem konusunda hem de imar konusunda, bina konusunda kurumlarımızın, müdürlüklerimizin, valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını daha da hızlandırması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Abdullah Yeşil. Şu an başka bir canlı bağlantı yapacağız. Bizlere bağlanıp bilgi aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben de Şanlıurfa halkımıza, diğer bütün 10 şehrimize ve komşumuz olan Suriye ve Lübnan'daki bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah hep birlikte el ele bu felaketi de aşacağız inşallah. Teşekkür ederiz Sayın Abdullah Yeşil. İyi günler. Ben teşekkür ediyorum Kübra Hanım. Kolay gelsin. Şu an hattımızda Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı var sevgili izleyiciler. Abdurrahman Kırıkçı bizlere Şanlıurfa'daki son durum hakkında bilgi verecek. Evet Abdurrahman Kırıkçı, sizdeyiz şu an. Şanlıurfa'da son durum nedir? Çalışmalarda neredeyiz? Bize bilgi aktarabilir misiniz? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii çok büyük bir deprem. İki tane arda arda 7.7, 7.6 bölgemizi 10 tane ciddi şekilde etkileyen bir deprem. Hamdolsun tabii bu iller arasında Urfa az etkilenen yerden biri. Evet. 19 tane binamız yıkıldı. Burada enkazdan 110 canı kaybettik. Çıkardığımız enkazdan çıkardıklarımız içerisinde 110 tanesi hayatını kaybetmişti. Evet. Bununla beraber 179 159 tane de canlı çıkarılmıştı. Evet. Bu çıkarılanlar içerisinde 69 vatandaşımız daha hayatını kaybetti hastanede. Evet. Toplam 79 kaybımız var Urfa olarak. Tabii daha büyük olan acımız şu, komşu illerde bunları hep şehirlerimizin de hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Onların
cenazeleri geliyor. Hı hı. 157 tane de şu ana kadar bildiğimiz üzere 157 kişinin nakli yapıldı. Toplamda 336 kaybımız var. Tabii bu çok büyük bir kayıp. Evet. Ama bununla beraber tabii diğer illerimize oranla Urfa çok kötü bir durumda değil. İyi bir durumda, onu öncelikle ifade edeyim. Bu süreçte tabii 19 bina yıkıldı. 253 konut, yapı zarar gördü. Hı hı. Şimdi tabii Nurettin Nebati Bakanımız burada. Genel Başkan Yardımcımız Bergin. Sayın Kırıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Şanlıurfa'ya gelmesi bekleniyor. O konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Şu aralar bugün yaklaşık bir saat içerisinde Urfa'ya o da gelecek inşallah. Evet. Hem depremzedelerle görüşecek. Hı hı. Hem Urfa'nın son durumuyla ilgili de bilgi alacak. Bakanlarımız, genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, komşu illerden milletvekillerimiz, İstanbul'dan, Kocaeli'den, Ankara'dan, efendim çok farklı illerde milletvekillerimiz geldi. Halkımızla buluştu. Evet. Desteklerini, moral desteklerini ortaya koydular. Yine bununla beraber bütün kurumlarımız, jandarması, TUA'yı, Milli Eğitimi, Aile Sosyal Politikaları, Valilik, Kaymakamlık vesaire bütün kurumlarımız, teşkilatlarımız tamamıyla yek vücut halde bir oldular. Kenetlendiler. Yine bu çalışmalarda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler. Enkaz çalışmalarımız bitti. Arama kurtarma çalışmalarımız bitti. Onlar kapandı. Şimdi artık psikolojik rehabilitasyon dönemi ve sıkıntıların giderilmesi noktasında, ihtiyaçların giderilmesi noktasında tüm kurumlarımız çalışıyor. Peki Sayın Kırıkçı, çadır kentlerde son durum nedir? Şanlıurfa halkının yüzde kaçı tahliye edildi güvenli bölgelere ve yüzde kaçı çadır kentlerde? Çünkü şu an evlerinde olamayan yüz binlerce insan var. O konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tüm sosyal tesislerimizde, tüm misafirhanelerimizde, çadır kentlerimizde yaklaşık 153 bin insanımızı misafir ediyoruz. Evet. Halen 50 bin insanımızı misafir etme kapasitemiz hazır bulunuyor. Hı hı. Bu konuda sıkıntı yok. Onların çadır, onların battaniye, yiyecek, ısınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tabii tüm Türkiye'den çok ciddi şekilde yardımlar geliyor. Çok ciddi şekilde. Tüm Türkiye güneyle, kuzeyle, doğusuyla, batısıyla, bütün renkleriyle bir araya geldi, kenetlendi. Ben tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Evet. Urfa'da hamdolsun tüm bu konuda emek veren Urfa halkına misafirperverlik gösterip bu depremzedelerimizi evlerine alan Urfa halkına, Kadir Şinas Urfa halkına çok teşekkür ediyorum. Bu bir kenetlenme zamanıydı. Evet. Hamdolsun bunu başardık. Peki, tüm dünyaya Anadolu insanının iyilik severliğini, paylaşım noktasındaki, paylaşma noktasındaki cömertliğini, el birliğine şahit olduk. Bundan sonraki süreçte de diğer geri kalan hasar tespitleri şu anda ciddi şekilde yapılıyor. Evet, ben de tam da onu soracaktım. Özellikle Bahçeli Evler bölgesi, Yenişehir bölgesi ve farklı birçok nokta hayalet şehre dönüşmüş şekilde. O alanlarda hasar tespit çalışmaları ne durumda? Kaç tane bina mühürlenmiş? O konu hakkında bilginiz var mı? Ekip şu anda sahada hasar tespiti yapıyor. Evet. Binaların durumlarını, risk analizlerini yapıyor. Az hasarlı, orta hasarlı, çok hasarlı risk analizlerini yapıyor. Hı hı. Yıkılması gereken binaların tespitini yapıyor. Çok hızlı bir şekilde bunlar da sonuçlanacak. 150'ye yakın tespitli ekip şu anda sahada. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Birkaç günde çalışıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Abdurrahman Kırıkçı, bizlere bağlanıp bilgi aktardığınız için. Biz burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ediyorum. Basınımıza çok teşekkür ediyorum bu konudaki hassasiyetleri için, hassas yayınları için. Evet. Tüm Urfa halkına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Kırıkçı. Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli Edessa TV izleyicileri, canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Kesmeden devam ediyoruz. Az önce Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşilli ve daha sonrasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'yı bağlamıştık. Şu anda telefon hattımızda İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Berat Kaya var. Berat Kaya, şu an sizdeyiz. Şanlıurfa'da son durum nedir acaba? İnşaat mühendisi olarak hasar tespit çalışmalarına
Katıldınız mı? Binalarda son durum nedir? Şanlıurfa'da son durum nedir? Bize aktarabilir misiniz? Öncelikle bütün halkımıza geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. Dileklerimi iletmek istiyorum. Evet. Şu anda hasar tespit çalışmaları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte. Bizim İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası da bu ekiplere destek vermekte. Bizim meslektaşlarımız da bu hasar tespit ekiplerinde aktif bir şekilde bulunuyorlar. Evet. Şu anda merkez ilçelerinde en son 130 tane hasar tespit ekibi sahada çalışıyor. Ve bunlar binaların durumuna göre mümkün mertebe gözlemlediğimiz kadarıyla da sağlıklı çalışmalar yürütüyorlar. Evet. Yani çünkü bunu şundan dolayı özellikle dile getirmek istiyorum. Sosyal medyada dolaşan birçok durumlar var. Yani gerçek dışı durumlar da var. Evet. Şu unutulmaması gerekiyor. Şu anda yapılan hasar tespitlerde kritik patlar olan bodrum ve zeminlerde ilk gözlemleme yapılıyor. Daha sonra şu anda bütün halk dışarıda olduğu için konutların tek tek tespiti zaten şu anda çok mümkün değil. Evet. Ve onlar daha sonrasında itiraz süreçlerinde de ortaya çıkacak, tekrardan gelip gözlenecek şeyler. Peki Berat Kaya, şu an yapılan binalarda yapılan incelemelerde o binaların güvenliğine, hani siz kendi çalışmalarınız kapsamında az hasarlı, çok hasarlı, orta hasarlı diye derecelendiriyorsunuz. Ağır hasarlı diye derecelendiriyorsunuz. Biz bu binalara, çünkü insanlarda çok büyük bir korku var. Az hasarlı bir binaya gelip vatandaşın tekrar yerleşmesi, siz bir inşaat mühendisi olarak bunun ne kadar güvenli görüyorsunuz? Az hasarlı bir bina için söylüyorum bunu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Az hasarlı denilen binalar genellikle duvar çatlaklarının yoğunluğu olduğu binalar. Evet. Bu şekilde olan binalarda şimdi şunu unutulmaması gerekiyor. Bu hasar tespiti son olan depremden sonrasında bu binalardaki tahribatın durumunu öğrenmek için yapılan bir çalışma. Evet. O binanın deprem performansının ölçülmesi, zaten bu deprem olmasaydı bile normal dönemde bu 40-50 yaşındaki binalarda yapılıp gözlemlenecek bir şey. Evet. Yani gerekli uzmanlara danışılarak yapılabilecek bir durum. Çünkü şu anda oradaki arkadaşların binada kullanılan yapı malzemelerinin durumunu test etme gibi bir durumu söz konusu değil. Evet. Yani bunlar daha geniş ölçekte yapılacak şeyler. Peki şu anda kaç binanın hasar tespitini oluşturdunuz ve mühürlemiş olduğunuz, yani sizde yetki var mı? Mühürleme yetkisi sizde varsa ya, kaç tane bina mühürlediniz? Çevre Şehircilik ve Belediye koordinasyonunda gidiyor. Biz de zaten Çevre Şehircilik bünyesinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Evet. Bu şu anda bizim elimizde net bir veri yok. Çünkü gün içerisinde de yapılan hasar tespitlerindeki son kontrol tekrardan il müdürlüğünde gözden geçirildikten sonra, durum değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bir nihai sonuca vardırılıyor. Ve esasında o ağır hasar ve şeylere bu çalışmalar tamamlanınca ulaşacağız. Evet, anladım. Teşekkür ediyoruz Berat Kaya. Çalışmalar söylemek istediğiniz istiyorum. Evet. Özellikle sahada gözlemlediğimiz şey, şu anda sadece insanlar depremden kaynaklı bir tahribat varmış gözlemleri var ama yani öyle bir düşünceleri var. Evet. Fakat bizim de sahada gördüğümüz en ciddi sıkıntılardan biri, binalarda, taşıyıcı sistemlerde de ciddi tahribatlar oluşturulmuş. Evet. Yani bu kolon ve kirişlerde ciddi tahribatlar söz konusu. Yani bunları da zaten sahada gezen arkadaşlar da ayrıca not alarak devam ettiğini biliyorum. Evet. Bunların zaten içerisinde yaşayan vatandaşların kendisinin de teknik kişilere danışarak tespit ettirmesi gerekiyor. Zaten çok farklı yerlerde bunu görüyoruz ve duyuyoruz. Bu tarz şeylerin olmaması için deprem hasarından daha sonra bu tarz yerlerde yine çalışmalar yürütecek misiniz? Hani hem eski binalar için geçerli hem de... Genel bir incelememiz elbette ki olacaktır. Evet. Ve bunların ciddi risk teşkil edenlerin zaten ağır hasarlı olarak geçen şeyleri Çevre Şehircilik Koordinasyonu'nda illaki bir sonuca vardırılacaktır onlar. Yapım yıkımıyla ilgili.
Fakat bu bahsettiğim taşıyıcı sisteminde problem olan yapılarla ilgili elbette ki bir çalışmamız olacak. Evet. Teşekkür ediyoruz Berat Kaya. Bize bağlanıp bilgi aktardığınız için bizim de çalışmalarımız sürüyor. Biz çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Tekrar bağlanabiliriz yayınlar için. Tam tespitler doğrultusunda bizlere bilgi aktarırsanız biz de çok seviniriz ve burada kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ ol. Evet, sevgili izleyiciler, şu an Şanlıurfa Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz hattımızda. Sayın Ahmet Tüysüz, Şanlıurfa'da son durum nedir? Deva Partisi olarak ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Bize bu konu hakkında bilgilendirmelerde bulunabilir misiniz? Evet, iyi günler diliyorum Kübra Hanım. İyi günler. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet. Urfa biraz da böyle Malatya'nın, Adıyaman'ın, Hatay'ın, Antep'in, Osmaniye'nin gölgesinde kaldı doğrusu. Biz kendi acılarımızı da yaşıyoruz. Urfa'da da 26-27 tane bina tamamen yıkıldı. Bunların içerisinde tanıdıklar, dostlar, akrabalar da var. Evet. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz de bugün siyasi hesap yapılacak bir gün değil. Evet. Bütün teşkilattaki arkadaşlarımıza, hatta bizim kendi aracımızdaki normal il başkanlığının logosunu da sökmek suretiyle hiçbir parti ismi görünmesin şeklinde ve hassas bir çalışma yapıyoruz. Evet. Yetişebildiğimiz ve kendi imkanlarımızla ulaşabildiğimiz, yapabildiklerimizi yapıyoruz. İlk iki gün hem burada dışarıda kalmış vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkı sunabilmek adına, bu çorbada bizim de tuzumuz olsun diye yanlarında olmaya çalıştık. Şurada arkadaşlarımız da 25-30'a yakın özellikle gençlik politikalarındaki çalışma arkadaşlarımız daha çok Adıyaman'a yardım etmeye çalışıyoruz. Evet, çok ciddi erzak giyim, ısıtmayla ilgili bataniyeler, ısıtıcılar geliyor ancak çok ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Şunu da anlamak gerekir ki 10 il çok büyük bir bölge. Aynı anda herkesin her yere yetişmesine imkan yok. Evet. Ancak buradaki çalışmalarda gelen erzakları, ihtiyaçları olabildiğince ihtiyaçları olanlara ulaştırmak gerekiyor. Bazı yerlerde ekmekler yığılmış ama diğer taraftan ekmek sıkıntısı yaşayanlar var. Evet. Aynı şekilde giyim eşyaları belli bir depoda tutuluyor. Ancak ulaştırmak mümkün olmuyor. Bazı köyler hala hiçbir şekilde erişim sağlanmadığı evler var yıkılmış durumda. Evet. Çok ciddi can kayıpları var. Dün akşam gece 1.30 gibi ben Adıyaman'dan dönebildim. Teşkilattan bir başkan yardımcımızın yakınları yine enkaz altındaydı. Evet. Gençlik politikalarımızda her gün oraya yönlendirme yapıyoruz. Biraz da biz kendi harcımızı unutmuş durumdayız ama Urfa'da da çok hasarlı binalar. Evet. Yani yuvanlar da dahil olmak üzere sığınabilecekleri bir yer arıyorlar. Evet. Bugün siyasi hesap yapılacak bir gün değil. Herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreç ama bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Özellikle iktidar partisine buradan sesimizi duyuyorlarsa evet, şunu söylemek isterim ki bugün siyaset yapılacak bir gün değil. Yani özellikle AFAD çok ciddi bir organizasyonsuzluğun yanında evet, gelen yardımlara da diğerlerinin, yani mesela bir küçük bir dernek dahi katkı sunmak istiyorsa onun amblemini söküp kendi amblemini yapıştırma telaşı içerisinde bunun bugün yapılmaması lazım. Normal zamanlarda yapıyorlar, bu anlaşılabilir ama bugün bunun yapılmaması lazım. Peki Ahmet Hüseyin Şanlıurfa'da... Yine bir noktaya Kübra Hanım, sizin evet, aracınızla bir şeye dikkat çekmek istiyorum ki özellikle her bölgede, yani art niyetli insanlar her yerde var. Evet, bunun içerisinde özellikle hem hırsızlık konusunda hem gelen eşyaları yağmalama konusunda da toplumun çok ve ciddi bir hassasiyeti var. Evet. Ekranlarda görüyorum, sosyal medyalarda paylaşılıyor, yakaladıkları her şahsı böyle işkence falan ediyorlar, bunun böyle yapılmaması lazım. Ülke bir hukuk devleti, bu bir vicdanın kabul edebileceği bir şey değil. Evet. Yani enkaz altında hala can çekişen insanlar varken birilerinin böyle mal peşine düşmüş olmasını hakikaten yadırgamamak önünde değil ama bunun karşılığında askerin, polisin ya da normal vatandaşın tutup ve tokatlayarak canlı yayında göstermesi çok yanlış. Yani bu
şiddetten arındırılmış bir toplum vaat etmek gerekirken siyaseten tam tersine bir siyaseti bilfiil uygulamak çok yanlış bir şey. Bugün dahi olsa bunun yapılmaması gerekiyor. İnsanları biraz böyle vicdanlı davranmaya davet ediyoruz. Hırsızlık Sayın yapanları Ahmet da dahil olmak maalesef üzere. Ki bu görüntülere çok fazla biz de rastlıyoruz. Gerçekten hoş şeyler değil. Yalnız gerekli güvenlik önlemlerinin alınması dahilinde bu görüntülerin ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkmayacağını biz de biliyoruz. Tamam, bugün siyasete girmeyin diyorum ama evet. Bazı şeylerin de sorgulanması gerekiyor. Özellikle Amasya protokolünün devre dışı bırakılması sonucunda oluşan şeyler. Yani bu çok güçlü bir ordumuz var. Özellikle Mehmetçik hep 20-25 yaşlarında insanlardan oluşuyor. Genç bir nüfus. Giyimiyle, kuşamıyla, soğuğa dayanıklı. Hem kas kaldırma çalışmalarında da çok daha aktif alabilecek durumda. Artı bütün bunları yani güvenliği de sağlayacak olan asker ve polistir. Vatandaşın onu sağlaması zaten mümkün değil. Evet. 48 saat sonra bunların enkaz bölgelerinden nakledilmiş olması zaten ciddi bir eksiklik. Yani bu siyasi bir söylemden imtina ederek söylüyorum. Evet. Buradaki güvenliği askeriye tam vaktinde zamanında her yere yetişebilseydi böyle problemler yaşamıyor olacaktı. Kesinlikle. Ama enkaz kaldırma çalışmalarında da aynı sıkıntı var. Askeriyenin devre dışı bırakılmasının hiçbir mantığı olamaz. Dediğim şekilde bu enkaz kaldırma tamamen fiziki göze dayalı bir çalışma. Evet. Yani burada gençlerin çalışması gerekiyor. Çok ciddi soğuk var bölgede. Yani hiçbir zaman göremediğimiz bir soğuk. Adıyaman dün -5 dereceleri falan saat 1.30'da gördü. -10 derecelere varan bir soğuk var. Bu düşünün bunu soğukta enkazın altında hala canlar var. 115. saatte dün kurucumuz Ahmet Faruk Unsal'ın amcasının oğlunun eşi daha doğrusu 38 yaşında gencecik bir hanım. Evet. 115 saat sonra orada kurtarılmasına ben şahit oldum. Çok ama güzel işte aslında onlar... ama gerçekten çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi lazım. Herkesin başında... Bunun yapılması gerekiyor. Evet. Çok ciddi eksiklikler var. Biraz da onlara da girmek gerekiyor. Tabii kesinlikle. Şimdi şu da var. Özellikle artık bu saatten sonra çok bir umudumuz yok. Yani nadiren birkaç tane canlı daha çıkabilir. O da enkazın altında kaldığı yerdeki biraz da ortama bağlı. Yani nefes alabiliyorsa, yaralanmamışsa bir yiyeceğe, içeceğe erişim mümkün ise ancak bu şekilde belki hayatta kalabilir. Evet. Fakat çok ciddi bir salgın da yayılacak bununla ilgili. Yani hijyen koşullarına bu şartlarda çok dikkat etmek mümkün olmuyor ancak özellikle temizlik maddelerine, suya, tuvalete, lavaboya gerekirse bununla ilgili geçici bir şekilde bunların sağlanması gerekiyor ki o bölgede yaşayanların tamamı çok ciddi bir soğukla karşı karşıya. Ben sizlere hijyen koşullarında sağlanamasa evet, kokularda yayılmaya başlıyor. Çünkü cesetler çok acı bir şey. Kokmaya başlıyor soğuk olmasına rağmen. Yine dün değil ondan önceki gün Adıyaman'daydım ya, çok vahim bir şey. Bir enkazın içerisinde sıkışmış bir ceset var. Maalesef evet. Kardeşi onun elini tutuyor ama çıkaramıyor. Evet. Yani bu kadar vahim bir şeyle karşı karşıya. Çok durum, ağır bir tablo. Durum gerçekten çok vahim falan, Sayın Ahmet Tüysüz. Şu an şeye geçelim biz. Şanlıurfa'da yıkımın etkileri belki geçti ama çadır kentlerde çok fazla insan var. Çadır kentleri gezip görüyorsanız eğer oradaki temizlik, hijyen durumu hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Orada son durum nedir? Orada da yeterince bir buna ilişkin çok ciddi bir çalışma yok. Belki ilk evet. 48 saat falan insanlar biraz da bir enkaz kaldırma camlara ulaşabilme telaşını yaşadı ama sonrasında özellikle böyle herkesin bir alanla ilgilenmesi lazım. Evet. Yani hijyenle ilgili bir ekibin olması lazım. Enkaz kaldırmayla ilgili hakikaten o işi bilenlerin yapması lazım. Çorba yapacak olan sadece çorba yapması lazım. Yemek yapacak olanların sadece yemek yapması lazım. Evet. Biraz da burada iş bilimine ihtiyaç var. Uzmanlaşmaya gerek var. Aşılanmaya belki direnci yüksek tutmak adına vitamin desteğine belki ihtiyaç var. O yüzden ilaca da çok ihtiyaç var. Biz kendi acılarımızı yaşıyoruz bir yandan ama diğer taraftan da mücadele etmemiz gereken birden fazla unsur var. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Burada da söylediğim şekilde mesela Urfa'da çok büyük bir şehir. 25-26 bina yıkılmış olmasına rağmen her ana herkesin yetişmesi mümkün değil. Evet. At sahada gördüğünüz şöyle bir eksiklik var ki herkes her şeyi yapmaya çalışıyor. Yanlış olan bu.
herkes her şeyi yapmaya çalıştığı anda hiçbir şey yapamıyoruz. Evet, doğru diyorsunuz. Bununla ilgili bir iş bölümünde bir uzmanlaşma ve görevlendirmeye ihtiyaç var. Evet. Ve herkesin desteğini de buraya katmak gerekiyor. Yani ben burada bir siyasi hesap yapıp da gelen başkasının gönderdiği fedakarlıklarla bu kriz döneminde kendi amblemimi yapıştırma telaşı içerisinde olmamalıyım. Vicdanlı olmaya davet ediyorum herkesi. Bu herkes için geçerli. Başta biz de olmak üzere. Evet. Bu konudaki hassasiyetimizi hakikaten bir tane aracımızda sadece Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın amblemi vardı. Biz bu hassasiyeti dikkate alarak onu söktük. Yani bu derece biz hassas davranıyoruz. Çok biz teşekkür ediyoruz. Erzağı götürürken de şu partiden falan gelmiyor, geliyoruz demiyoruz. Evet. Zaten şu deprem hiçbir siyasi düşünceye bakmadan herkesi vurdu, gördü, kırdı, geçirdi. Maalesef. Çok ciddi bir kış şartlarında. Hakikaten bu ağır tablonun altından ancak ve güç birliği yaparak biraz daha hafif şekilde atlatabiliriz. Çok teşekkür ederiz Sayın Ahmet Tüysüz. Bizlere bilgi aktardığınız için, bizlere bu durumu paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Şu an bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şu an teşekkür ediyoruz. Demokrat Parti İl Başkanı ile görüşeceğiz şu an telefonda. Bizlere bilgi aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar ben diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum Gübra. Evet değerli izleyiciler, şu an hattımızda Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat var. Evet Mustafa Polat, Şanlıurfa'da son durum nedir? Bizlere Şanlıurfa'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktarabilir misiniz? Efendim öncelikle teşekkür ederim. Bütün milletimize teşekkür, geçmiş olsun. Cenab-ı Hak bir daha böyle felaketleri inşallah bize yaşatmasın. Amin. Şimdi burada birçok ihmaller yapıldı. Mesela biliyorsunuz yani her önüne gelen müteahhit karnesi veriyor. Yani bir adam gidiyor diyelim ki birisinin arasına diyor %50. %50 olunca vatandaş çalmasa demirinden şöründen zaten şey yapamıyor. Mecburi ondan sonra oradan çalıyor, buradan çalıyor. Evet. Neticede böyle oluyor. Yani musibetler insana ikaz ediyor. Aman vazifene dikkat ediyor aynı zamanda bunlar bize gösteriyor Cenab-ı Hak tarafından. Bundan sonra belediye meclis üyelerinin çoğu sosyoloji mühendisleri olması lazım. İnşaat mühendisleri olması lazım. İmar konusunda sadece bu iki sınıf yer almalı. Her yerin zemin enstitüsü yapılarak kaç kat olacağına bu şekilde bundan sonra karar verilmelidir. Ve inşaat bitene kadar bu komisyon denetlenmelidir. Yani herkesi gelişi güzel hiçbir vasfı olmayan insanları belediye meclis üyesi yaparsak işte sonuç böyle olur. Bugün Türkiye'de 455.977 müteahhit var. Evet. Bunların 145 bini geçici belgeyle iş yapıyor. Adam giriyor birisinden bir arazi alıyor %50 karşılığından. Sonra inşaata başlıyor. Sonra gidip belediye müracaat ediyor ve geçici müteahhit karnesi olarak işi bitiriyor. Bu olmaz. Bugün Almanya'da 3.800 müteahhit vardır. Bütün Avrupa ülkelerinde toplamda 30.000 tane müteahhit vardır. Mesela biliyorsunuz Japonya'da diğer birçok devlette orada 100 kat, 80 kat, 85 kat, 9.12 oluyor. Kimsenin burnu kanamıyor. Bunun için bu bize bir ders oldu. Yani bundan sonra işimizi sağlam yapalım. Yani bir tane sahabe Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Diyor ki sen neyle geldin? Diyor ki deveyle geldim. Deveni ne yaptın? Vallahi ben devemi Allah'a teslim ettim. Peki diyor git deveni bağla sonra Allah'a teslim et. Efendim biz işte Müslümanız, bizim Allah'ımız var. Efendim bize bir şey olmaz. Olmaz dememeliyiz. Bugün Japonya'da Allah var, İngiltere'de var, herkesi var. Ama evet. Orada deprem oluyor, bunlar olmuyor. Onun için herkes görevini dikkatli yapacak. Rantı bir tarafa bırakacağız. Herkes kendi görevini, sorumluluğunun olacak. Bak millet perişan oldu, ülke perişan oldu. Peki bunun sorumlusu belediye başkanlarından Türk müteahhide kadar herkesin burada sorumluluğu var. Evet, onun peki, için biliyoruz, söyleyecek bir şey yok yani. Sayın Polat, Şanlıurfa'da kurulan çadır kentlerde ziyarette bulundunuz mu? Oralarda ne tür eksiklikler var? Oradaki vallahi çalışmalar hakkında yani bilginiz var mı? Var, biliyoruz yani. Çok her tarafta eksiklik var. Yani, bu, yani bunlar mesela deprem vergisi 99'da deprem vergisi kuruldu. Bu deprem meselesi oldu. Bunlar niye tedbir şimdi yatağı almadılar? Ondan sonra efendim birçok insanlarımızın mesela vatandaşlarımızın kepçesi var, dozları var, kredileri var. Bunlar daha önce bu yani ki
AFAD ne yapıyor? Bunları niye tespit etmeden, niye bunlara SMS göndermezler, niye bunlar hepsini, yani bunun böyle bir yetki de var yani. Ondan sonra 2009 yılından sonra işte bu emel siyah şeyi var, askerimizi devreden çıkardılar. Bunlar mesela bu tecrübe 99 derbesi depreminde bunlar gerçekten mesela her konuda 2 saat içinde sahaya indiler yani. Bugün efendime söyleyeyim organize olsaydı belki bu kadar canımız canı kaybetmezdi. Bunun için zaten biliyoruz Batman'da, işte Adıyaman'da, ondan sonra Maraş'ta, Antep'te, Hatay'da, her tarafta herkes bin bir tane sıkıntı var mesela, evet. Vatandaşlar anlatıyor. Herkes sokakta, herkes sahipsiz. Yani neresi şey ki yani, her tarafta sorun var yani. Onun için bunlar artık bize ders olmalı. Bugünden sonra yarın deprem olacakmış gibi herkes görevini yapsın. Bak işte uzmanlar öğreniyor işte. İstanbul depremi diyor kapıda. Yani onun için üzülüyoruz tabii. Kimse görevini doğrusu yapmadı. Neticede işte böyle oldu. Türkiye'de biliyorsun artık yani birçok ilimiz, Hatay'da mesela benim bir ikinci başkanımın eşi damadı, kızı damadı daha enkaz altında kurtaramadılar. Evet. Yani her tarafta figan var, her tarafta feryat var. Yüreğimiz parçalanıyor yani. Doğru diyorsunuz. Sayın Polat çok teşekkür ediyorum. Biz canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şu an birazdan Aziz Aydınlık hattımızda olacak. Çok teşekkür ediyoruz bizlere bilgi aktardığınız için. Kolay kolay dilerim. Teşekkürler, iyi günler. Evet değerli izleyiciler, şu an biz canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık telefon bağlantımızda. Evet Sayın Aziz Aydınlık, Şanlıurfa'daki son durum hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Çalışmalar ne durumda? Çadırkent'teki durum nasıl? Bizlere aktarabilir misiniz? Ben öncelikle size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şu anda Urfa'yı dolaşıyoruz. Bizim burada genel başkan yardımcısı Sayın Bülent Tezcan var. Milletvekilimiz Mahmut Tonal var. Evet. Urfa'yı dolaşıyoruz. Şimdi Urfa'da 120 vatandaşımız hayatını, 170 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hı hı. Allah'tan rahmet diliyorum. 164 vatandaşımızı güç altında çıkardık. Onların şu an durumu iyi. Hı hı. 300 tane vatandaşımız da yaralıydı. O yaralıların da durumu iyi. Çok şükür. Şu anda çalışmalar devam ediyoruz. Hem bizler hem devlet olarak, valilik olarak, belediye olarak herkes çalışıyor kendi çapında. Evet. Bizler de çalışıyoruz. İşte bölgeye gıda, soba, battaniye, tırs yardımlar tüm belediyelerimizden geliyor. 30 tır üzerinde dağıtım yaptık. Her vatandaşımıza yetişmek istiyoruz ama şu anda Urfa'da biraz çadır sıkıntısı var. Yani Türkiye, evet, genelindeki bu illerimizde çadır sıkıntısı var. Yani barınma sıkıntısını aşarsak ondan sonra diğer konuların tamamında vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza yetişeceğiz. Evet. Ve ihtiyaçlarını hep birlikte karşılıyoruz. Peki Sayın Aziz Aydınlık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'ya gelmesi, evet, bekleniyor. O, evet, konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet. Saat 5.30 civarında Urfa'da olacak. Evet. 3-4 tane barınma yerini ziyaret edeceğiz. Hı hı. Bir taziyelere gideceğiz. Ondan sonra yıkım yerlerine gidip bir canlı yayın yapılacak. Ondan sonra ayrılacağız falan. Peki çadır kentlerdeki son durumu gözlediniz mi? Mahmut Tanal vekilimizin de yanında olduğunuzu söylediniz. Çalışmalar yürüttüğünüzü söylediniz. Çadır kentlerde, evet, ziyaretlerde bulundunuz mu? Şanlıurfa'nın birçok noktasında birçok çadır kurulmuş. Birçok noktasında Devteş'te, Turgut Özal Parkı'nda yani en aşağı 20-30 tane çadır kentimiz var. Yani bazı yerlerde işte 20-30 tane var, bazılarda 3-5 tane var. Mesela, evet, Turgut Özal Parkı'nda 90'ın üzerinde var. Onları hepsini ziyaret ettik. Far alanı dolu, Nobel dolu, taziye yerlerimiz hepsi dolu. Hı hı. Okullar açtık, bazı okulları şimdi Sayın Vali ile görüştük, Milli Eğitim ile görüştük, okulları açtık. Yani sağ olsunlar bütün düğün salonu sahiplerine
Yürekten teşekkür ediyorum Faralan işte. Peki oralardaki hijyen ve gıda durumu nasıl? Yani gıda durumu şu anda gıdayla müdayla o tür konularda çok sıkıntı yok. O temizlik, hijyen konusunda son durum nedir peki? Temizlik ve hijyen konusunda yani özellikle temizlik sorun yaşandı. Onların da yok. Yani şimdi çocuk bezidir, çocuk mamasıdır, kadın ihtiyaçlardır, şeyleri hepsi geliyor. Yani biz de dağıtıyoruz, belediye de dağıtıyor, şey de dağıtıyor. Şu anda sıkıntı, çadır sıkıntısı var yani. Çadır sıkıntısında da devlet çözemedi daha. İşte bu çadır sıkıntısı ne zaman çözeceğiz, ne zaman bitecek? Sayın Genel Başkanımız sabahleyin Malatya'da bir açıklama yaptı. Çadır diken fabrikalarının tamamına bir çağrı yaptı. Eğer kimin elinde çadır varsa bize büyük şehirlere söylesin. Evet. Büyük şehirlere söylesin. Büyük şehirler onların parasını öderiz. Hı hı. O konuda yani eğer çadır bulunan yerlerde olursa o çadırlarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları olarak onları alıp ve vatandaşlarımıza dağıtırız. Sayın Vekim çok teşekkür ediyoruz bizlere durumu değerlendirdiğiniz için, bağlandığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışma, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, canlı bağlantılar gerçekleştirdik Edesa TV olarak. Biz burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl başkanlarına, Şanlıurfa milletvekillerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da da çalışmalar sürüyor ve daha depremin etkilendiği birçok ilde çalışmalar devam ediyor. Bizde kalın sevgili izleyiciler, Şanlıurfa ile ilgili, çevre illerle ilgili çalışmalar ne durumda sizlere aktarıyoruz. Teşekkür ediyoruz.